Bakalım tabutun çekerleri. Şimdi arkadaşımız Sercan orada. Sercan Bilgi, CHP Genel Merkezi önünde. Evet Sercan, sendeyiz. Orada nasıl takip edildi, seçim takip ediliyor? Neler aktaracaksın? Açıklama var mı? Yaklaşık yarım saat önce sizler de ifade ettiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21.30'da bir açıklama yapacağı söylendi. Şu anda tüm dikkatler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılacağı açıklamaya çevrildi desek herhalde yanlış bir ifade olmaz. Bizler CHP Genel Merkezi'nin bahçesindeyiz. Yaklaşık 5-6 saattir buradaki haber nöbetimiz devam ediyor. Ve sonuçların artık gayri resmi sonuçların belli olmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde derin bir sessizliğin oluştuğunu da söyleyelim. Şu anda buradaki aslında tek hareketlilik burada bulunan basın mensuplarının binaya girişi ve çıkışlarından ibaret. Bizler saat 16 itibariyle buradaydık. İlerleyen saatlerde Altılı Masa'nın diğer paydaşları, diğer Altılı Masa'nın liderleri ilerleyen saatlerde buraya gelmeleri bekleniyordu. Ancak şu ana kadar herhangi bir parti liderinin buraya gelmediğinin de altını çizelim. Peki genel merkezde son durum ne? Atmosfer şu an itibariyle stabil. Korna sesleri belki sizlere kadar ulaşıyordur. CHP Genel Merkezi'nin hemen yan tarafında bulunan ve özellikle külliyeye doğru giden yolda ise konvoy seslerinden yükselen korna sesleri, klakson sesleri bizlere kadar ulaşıyor. Tabii saat 17 itibariyle söylemiştik. CHP Genel Merkezi'ne çıkan yollar barikatlarla kapatılmıştı. Köşe başları polisler tarafından çevrilmişti. Güvenlik önlemleri alınmıştı. Şu anda burada bir sessizlik hakim olduğunu söyleyelim. Ara ara bulunduğumuz yerde yine önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Çok sayıda yabancı basın mensubu var. Onlar ara ara buradaki durumu bağlı bulundukları televizyonlara, kuruluşlara bildiriyorlar. Onu belirtelim. Onun dışında burada herhangi bir hareketlilik yok. En son CHP parti sözcüsü Faik Öztürk kameralarının karşısına geçti, bir açıklama yaptı ve birkaç dakika sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapılacağı söylendi. Aslında şu anda burada bulunan basın mensupları ve kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamaya kilitlendi diyebiliriz.